Postbanka Asbank Sessiz Dostlar programını sunar. Can dostlarımızın sesi olmayı amaçlayan Sessiz Dostlar programından bu hafta da merhaba sevgili izleyicilerimiz. Programımız ilk günkü yayınından itibaren can dostlarımızın yanında olmayı hedeflemiş, onların gözüyle dünyayı görmenin nasıl bir duygu olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Barınaklardaki canlarımızın yalnızlığını sizlerle paylaşmaya çalışan Sessiz Dostlar programı, sokakta yaşama savaşı veren can dostlarımızın da yalnızlığını, sevgiye hasret bakışlarını sizlere yansıtmaya çalışmıştır. Bu hafta evine konuk olduğumuz Leman Hanım da can dostlarımıza kucak açmış, güzel kalpli bir doktor. Yuvasını birçok can dostu için paylaşan Leman Hanım ile güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Hem hayvan sevgisini konuştuk, hem yararlı bilgiler aldık. Sessiz Dostlar'dan bu haftada merhaba. Konuğumuz can dostlarımız, konuğumuz ise çok tatlı, çok sevecen, iyi bir doktor kendisi. Nöroloji uzmanı Leman Ergüven. Kendisi evinde birçok cana bakıyor. Onları birazdan bize tek tek anlatacak. Evet Leman Hanım, bizi evinize davet ettiğiniz için öncelikle çok çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk. Hoş geldiniz tekrardan evimize. Ben Leman Ergüven, nöroloji uzmanıyım. İlk öğrenimimi Girne'de, sonra Türk Maarif Koleji Lefkoşa'da tamamladıktan sonra Çukurova Tıp Adana'da okudum ve İzmir'de de ihtisasımı tamamlayarak yurda döndüm. Hayatımın her döneminde istisnasız ta anaokul yıllarından itibaren kedilerim olmuştur. Ama köpekle tanışmam İzmir'de oldu. İlk oğlum, ilk evladım dediğim can oğlum orada sahiplenmiştim. Sonrası da geldi. İzmir'de balıklarıma yemek almak için bir pet shop'a girdiğimde orada parmaklıklar arasında küçücük ve böyle gazetelerin içinde çok kötü durumda bir minik çok tatlı köpek gördüm. Onun bana bakışı, yani birbirimize orada bir enerji alışverişi oldu ve ben onu satın aldım aslında. Bunu özür dileyerek söylüyorum ama onu kurtarmak amaçlıydı. Ve sonrasında o benim ilk evladım gibi olmuştur. İzmir'de hep onunla yaşadık. Sonra ona arkadaş olsun diye bir kedi aldım. Veterinerden sahiplendim. Aldım derken sahipsiz bir kediyi sahiplendim. Sonra yolda bulduğum başka annesi köpekler tarafından parçalanmış minik bir yavruyu aldım. Yaşamaz dediler veterinerler. Ben onu çok ince bakımla yaşattım. Ve evde sonuç olarak 3 kedi, 1 köpek biz İzmir'de. 2 yıla yakın yaşadık. Hatta deprem olmuştu o zaman, Büyük Marmara depreminde. Ben İzmir'deydim, evim 6. katta. Çıkmazdım evden, herkes boşaltsın evi diye söylerlerdi. Ve benim sağ olsun kapıcım, yöneticim biliyorlar beni. Geldiler ve yardım ettiler. 3 kedimi, köpeğimi hepsini alıp arabaya indirmiştim. Sonra onlar benimle Kıbrıs'a geldi. Burada da yaşadılar. Köpeğimi erken kaybettim, oğlumu. Ne yazık ki çok büyük bir travmadır benim için. Kedilerim ise 16-17 yaşına kadar yaşadılar, ömürlerini tamamladılar. Benim onun sonrasında Kıbrıs'ta sahiplendiğim hep sokaktan, kimisi arabanın motoruna girdi. Kimisi işte sokakta hasta olarak bulduk, veterinere götürdük. Yani sayısızdır.
Çok vardır kedilerim ama köpeğim Gabiram o tektir. Onu size hikayesini daha detaylı da anlatabilirim. O zaman alalım. Evet. Gabiram'ımızın hikayesini. Pandeminin ilk ülkemize geldiği günlerde hepimiz çok korktuk açıkçası, hekim olarak da diğer kişiler olarak da. Benim ablam, eniştem, annem, babam daha yaşlı ve ek hastalıkları olduğu için ben de hastalığı taşıyabilecek potansiyelde olduğum için bir süre onlardan ayrı kaldım. Çocuklar teyzeleriyle kaldı, ben burada yalnız kaldım. O dönem toplantılarımızı hastanede, bahçede yapardık. Kapalı alana girmeyelim diye. Gabira'yı orada bir toplantıda gördüm. Hemen çok tatlıydı, yanıma geldi, sevdim, bırakamadım. Hatta isim babası da o gün toplantıda olan bir doktor beydir. Gabira olsun bunun adı dedi ve ben o kadar hoşuma gitti ki tam ona uyar gibi geldi. Benimle buraya geldi. Ben burada 2-3 ay yalnız kalmıştım. Gabira benimle kaldı. Önceleri tabii biraz ürkekti. Etrafı beni tanımaya çalıştı. Ben de onu. Sonra birbirimize alıştık. O kedilerimize alıştı. Ve yalnız bana değil, sitenin hemen hemen tüm oturanlarına alıştı. Onu çok severler. Mahallemizin yani oldu neredeyse. Sitenin köpeği oldu diyebilirim. O benim tatlı kızım. Evet. Gara kızım. Kedileri de var. Onları da tanıyalım isterseniz. Tabii. Bazı kediler evdedir. Onlar daha miniktir, alışmadı diye dışarı çıkarmıyoruz. Evet. Ama birçoğu da dışarıdadır. Evet. Girer çıkar ya da dışarıda kalırlar. Günaydın. Herkes iyi mi? Günaydın. Haydi bakalım. Mesela Legolas, Gimli var, Yüzüklerin Efendisi'ni çok severdik diye. Sonra en son Sugar'ımız var. Sugar'ı çok ölmek üzereyken yakaladık. Veterinere götürdük. 1,5 ay veterinerde kaldı. Niyetimiz bahçede aslında bakmaktı ama öyle olmayabiliyor. Şu an o da içeride. Birbirleriyle çok güzel anlaşırlar. Gabira hiç sorun yapmaz. Onlar da ona bazen hırlaşırlar ama hep bir oyundur. Bizimle uyurlar. Kızlarım da çok sever benim gibi. O nedenle hep onlarla birlikte yaşarız. Bazen annem söylenir. Çok kedi var. Eviniz çok kirlenir. Tüy olur. Yani mümkün evet. olduğunca tabii ki temizleriz evet. sık sık ama evet. bunlar bizim için çok sorun değil. Evet. İstiyor musun anne? Sugar da istiyor galiba. Al bakalım, o burası. Al. Sugar söylenmeden ye. Al. Aferin. Sen de istiyor musun? Au. Afiyet olsun. Madame Coco. Ops. Tamam, al. Sıkı tut. Bir doktor olarak görüşleriniz bizim için çok önemli Liman Hanım. Birçok insan kedinin tüyü, köpeğin tüyü bu konuda çok rahatsız oluyorlar. Neler söylemek istersiniz hayvan beslerken?
Gülü seven dikenine katlanır ile başlayayım. Doğrudur, tüyleri dökülür, tırtıklar olur mobilyalarda ama bunlar bir sorun teşkil etmez gerçek sevgiyi taşıyan kişilerde. Tüylerin hastalık yapıcı etkisi de aşılarını düzgün yaptırdıktan sonra öyle bir şey yoktur. Yani aşısız hayvanlarda doğrudur olabilir. Kistitatik gibi başka bir takım hastalıklar gibi yapabilir ama aşılarını yaptırırsanız yoktur yani öyle bir risk. Rahatlıkla herkes evinde kedi, köpek bakabilir, bahçesinde bakabilir. Hatta olumlu yanlarını göz önüne lütfen alsınlar. Antidepresandır yani. Günün tüm stresini alır, sizi sevgiye boğar, karşılıksız sevgi. Onun azıcık tüyü dökülmüş, işte mobilyanın kenarını yırtmış. Bunlar önemsiz şeylerdir. Onların size verdiği o saf sevgiyle karşılaştığınızda ama bunu ancak yaşayan bilir. Bir kez bir kedi veya köpek sahiplense bir insan, ondan sonra her şeyi çok daha iyi yürekten hissedeceğine ben inanırım. Ama mutlaka olmalı. Çocuklar kedilerle, köpeklerle, kuşlarla, balıklarla büyümeli. Yani dünyamız artık çok daha bencil, çok daha tehlikeli hale geldi. Ve sanki insanları yeniden o saf natüre döndürebilecek şey hayvan sevgisidir diye düşünüyorum ben. Çünkü ne yazık ki insanların kendi doğaları değişti artık. Çok daha tehlikeli, çok daha kötü niyetli şeylerle her gün karşılaşıyoruz. Oysa bu canların bize sadece sundukları sevgileri var. Bizim kendi branşımızla ilgili size söyleyebileceğim, mesela demans hastaları, unutkanlığı olan hastalar, hayvan beslemek onlar için hem sorumluluklarını hatırlatmak, unutmamalarını sağlamak açısından önerilmektedir. Onlara hayat arkadaşı olur, yemeğini koyup koymadığı, suyunu yenileyip yenilemediği bunları kendi kafasında denetledikçe hastalığına çok pozitif etki eder veya depresyon, gerek Parkinson, gerek multiple skleroz hastalarımız, tüm bu kronik hastalıklarda hepsinde yalnız psikolojik değil, fiziksel faydaları da vardır. Köpeği gezdirirsin, onu gezdirmek için yürüyüş yaparsın. Belki o olmasa yürüyüş yapılmayacak ama onu yürütmesi gerektiği için yürüten kişi kendisi de yürümüş olur. Safsaklamaz. Artı bir kedinin ya da köpeğin, tabii ben çok kuşlar ya da balıklar da aslında hayvan ama ben daha çok kedi ve köpeklerle onları bir evlat gibi gördüğüm için onlardan bahsediyorum. Onun hastalanması size sorumluluk getirir. Onu veterinere götürürsünüz, takip edersiniz, ilaçlarını verirsiniz. Bu sorumluluk yükü kişilerin sinirlerini, nöronlarını kullanmasını, aktif halde tutmasına fayda sağlar. Bunu gösteren çalışmalar da vardır. Biz birebir yaşayarak da görürüz bunu. Başta da dediğimiz gibi en güzel antidepresan aslında onlar. Kesinlikle. Evet, bu güzel canlıların ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorsunuz? Beslenme ve sağlıkla ilgili kuru mama daha çok kullanıyorum. Evde yaptığım yemeklerden de koyuyorum. Sağlıkla ilgili de veteriner kontrollerimize düzenli olarak gidiyoruz. Yürütme yoktur. Gabira kendisi koşup oynar. Ne yazık ki öyle yürütme şansım olmuyor her gün. Haftada en az bir ya da iki nöbetim oluyor. Düzenli değil çok. Benim nöbetçi olduğum zamanlar çocuklar teyzelerinde kalır. O nedenle yürütmemiz yok ama kendisi koşar oynar. Kilo alımını dikkatle takip ederim. Çok kilo almasın diye. Kedilerimin zaten öyle bir şeyi yok, sıkıntısı yok. Onlar tokluk, kedi tokluk halini kendi kendine anlayıp da durabilir. Köpek öyle değilmiş. Onu biz kontrol ediyoruz. Ötle. Thank you.
programımızın amacı satın alma, sahiplen. Bu sloganla yola çıkarak biz yayın hayatına başladık. Neler söylemek istersiniz? Evet, bir kere sizi hem tebrik ederim hem teşekkür ederim. Bir can, hayvan seven birisi olarak. Sevmek, sadece sevmek nasıl insanlarda yeterli değilse, ben seni seviyorum dersin ama özverili değilsen, bazen alttan almayı bilmezsen o ilişki yürümez. Bayan erkek fark etmez. Hayvanlarda da ben hayvan seviyorum deyip de sokaktaki canlar için bir kap su koymazsan, yaralı, hasta bir hayvan gördüğünde ona yardımcı olmazsan, bu öyle sevmek, uzaktan bakmak gibi olur. Bence yaşamımıza katmalıyız mutlaka ve siz bu konuda çok güzel bir program yapıyorsunuz. Ben size kendi adıma çok teşekkür ederim. Gündeme getirdiğiniz için tekrardan. Parayla satın alınan, tabii onlar da can, elbette ki. Onlar da can ama bu bir sektör olmuş sanırım. Özellikle yapıyorlar, çoğaltıyorlar. Çok kötü şartlarda o yavruları tutup da para amaçlı satılıyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Vicdanım da buna elverişli değildir. Oysa ki gerçekten bir köpek, kedi sahiplenmek isteyen herkesin barınaklarda o kadar güzel canlar var ki. Hem çok yavru var hem de yaşlı var. Yaşlı diye atıyorlar. Biz yaşlılarımızı atmayız, atmamalıyız. Onların da bir yaşanmışlığı var, onlara da sahip çıkmalıyız. Bu konuda yalnız kişiler değil, yalnız yöneticilerin de mutlaka katkı koyması gerektiğini düşünüyorum. Gerek belediyeler bağlamında, veterinerlik dairesi. Yani bizim dünyayı paylaştığımız canlılardır onlar ve ne yazık ki ağızları yok. Kendilerini ifade edemiyorlar, haklarını savunamıyorlar. Bu dünya bizim olduğumuz kadar onların da. Biz güçlüyüz diye onları yok saymamamız lazım. Ve de imkanı olan, maddi manevi imkanı olan herkesin ki, evet her şey çok pahalı, mamalar çok pahalı, doğrudur. Ama yaptığınız bir çorbaya ekmek bandırıp küçük bir tabacık dışarı koyduğunuzda o bile o hayvanlar için yaşamsaldır. Zaten avlarlar da bir şeyler. Yani yapılabilir, yapılamaz değil. Herkes duyarlı olursa. Tabii bir de şey var, çok önemli, onu unutuyordum. Kısırlaştırma. Çoğalmalarını da önlememiz lazım. Çok fazla çoğalmalarını. Yine bu konuda belediyelerin veya bakanlıkların mutlaka bir kolu olmalı. Destek sağlamalı veterinerler. Her şey çok pahalı, insanlar zorlanıyordur artık. Yani eminim ben de zorlanıyorum. Eskiden mahallemde olan birçok kediyi ameliyat ettirebiliyordum. Şimdi belki daha kısıtlı yapabiliyorum. Bu konuda yöneticilerin, idarecilerin mutlaka katkı koyması gerektiğini düşünüyorum. Daha güzel bir dünya olur. İki ayaklı ve dört ayaklı canlılar birlikte yaşadıkça diye düşünüyorum. Uçan, yürüyen hepsi. Yani dünya hepimizin. Barış içinde anlaşarak birbirimize destek olarak yaşamalıyız diyorum. Evet, çok güzel konulara değindiniz. Çok güzel bir program oldu bizim için. Sağ olun. Bizi evinizde konuk ettiğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Esas biz teşekkür ederiz. Sizi ağırlamak çok güzeldi. Çok keyif aldık biz de. Sevgi paylaştıkça çoğalır. Yardımlaşma paylaştıkça çoğalır. İnşallah biz de bu çoğalmaya katkıda bulunmuşuzdur diye umuyorum. Ve bundan sonraki programlarınızın da artarak devam etmesini diliyorum. Her zaman elimden ne gelirse bu konuda ben de katkı koymaya her zaman hazırım. Ben, kızlarım, Gabiramız, hepimiz. Nisan İlkokulu'nda 5. sınıfım. Hayvanları çok seviyoruz. Küçüklüğümden beri hep hayvanlar
hayatımda olmuştur. Ben de çok mutluyum. Sürekli birlikte vakit geçiriyoruz. Beraber oynuyoruz. Çok cana yakın hayvanlar. Herkesin satın almasını, sahiplenmesini barınaklardan ya da sokaklardan sahiplenmesini istiyorum. Herkesin bir hayvan sahibi olması onlar için çok büyük bir neşe kaynağı olacaktır. Okuldan geldiğimizde onları görünce çok sevinçli oluruz. Hemen onlarla beraber vakit geçirmeye başlarız. Ben geceleri sürekli beraber uyuyoruz. Kedim yatağımın içine girer, sürekli birlikte boyunma yani koynumda uyur. Bütün gece beraber uyuyoruz. Bütün kedilerin hayvanlara bahçeye bir kap su, bir kap yemek koymaları ya da bir süt, bir şey yapıp onları beslemeleri daha iyi ya da evlerini alıp evlerinde besleyip sevgiyle, şefkatle onları sevmeleri. Bazı insanlar kötü oluyorlar ve kötü insanlar. Bu yüzden de hayvanlara zarar veriyorlar. Hayvanlara zarar verenler ancak doğru yapmıyor. Onlar çok uysal hayvanlar. Üç yıl önce iki tane köpeğin kavgasından bir tane köpek bana saldırmıştı. O köpek beni ısırdığında köpeklere karşı korkum olmuştu. İlk başta buraya geldiğimizde Gabriel'i görünce korkmuştum. Ama sonra o benim korkumu bitirdi. Artık çok iyi anlaşıyoruz. Şu an korkmuyorum. Hayvanlar neşe kaynağıdır. Büyük kap var ya kufes. Onun içine eşyalarımı koyardım. Şu arkadaşım bak. Ali, Mehmet, Gülidi, Hasan alırdı. Gördüler Ali, Mehmet, bir de Hasan gelmişler. It was a long, slow march out of Eden. We didn't know just what we were leaving, but our curious hearts had us believing we'd be okay. Along the path we ventured to freedom, for what we seek we had no was a heart whose doubt was fleeting, led us to say, what if we trip, what if we fall, what if we make a mess of it all, what if we throw a winning race, what if we lose the lead. Merhabalar, ismim Çağlak Pınar. 19 Mayıs Türk Marif Koleji'nde okuyorum. 12 yaşındayım. Ben küçüklüğümden beri kedilerle ve köpeklerle büyüdüm. Annemin Can ismindeki köpeğiyle ben eskiden yakındım. Onunla bazen oyunlar oynardık ama ben çok küçüktüm. Onun ölmesine çok üzüldüydük. Sonra kedilerle hayatımız başladı. Mesela her cuma günleri, akşamlar ben kedimle uyurum. Kedilerle uyumak çok güzel bir histir.
bize yaptığı masajlar, bazı ayak oyunları, bazen acı tabidir ama çok eğlencelidirler. Çok sevgi dolu kediler vardır bizde. Cumartesi günleri ve pazar günleri krep günleri yaparız onlara. Sokak kedilerine ve evdeki kedilerimize dağıtırız. Çok severler krep yemeği. Bazen Gabriel'in mamalarından yemeği de çok severler. O yüzden hep Gabriel'in mamasının olduğu yerde dolaşırlar. Bazen böyle kıvrak kıvrak şeyler yaparlar. Çok komiktirler o zaman. Biz onlara iple oynamayı çok severler. Ne zaman bir ipcik, bir topcuk olsa hemencik kediler üstüne dolaşır topun ve her zaman oynarlar bu oyunu. Mesela bizim, özellikle benim kedim ismi Leo'dur. Benim eşyalarımı yere atmayı çok sever. Odamı sürekli dağıtır. Çok severim bu oyunu. Bazen nerede gelir uyurken yatar yanıma ve ayaklarımı bazen ısırır. Çok tatlıdır benim için. Çok da sürünür. Cama açtığımda girer, camın oraya oturur ve manzarayı falan izler, serinliğe girer. Öbür kediler de öyledir ama ben genellikle kendi kedimle vakit geçiriyorum. Odama o çok alışık bir kedi. Gabira'yla da çok alıştım. Uyurken mesela yanımıza gelmeyi çok sever Gabira. Benim tavsiyem barınaklardan ve sokaklardan benim gibi gençlerin hayvan sahiplenmesidir. Bu bizim sevecenliğimizi de artırır. Bize bazı şeyleri hatırlatırlar. Ben telefona bakarken her zaman kedim gelir ve telefonu benden almaya çalışır. Telefonu eliyle pıt pıt yapar. Belki de beni şey yapmaya der, belki de bana tavsiye eder, telefona bakma zararlıdır diye, benimle ilgilen, ben daha önemliyim. Programının sonuna geldik. Hayatımıza anlam katan tüm can dostlarımızı sevelim, koruyalım. Unutmayalım ki onlar bize muhtaç. Koşulsuz sevgileriyle bizleri bekleyen can dostlarımızı unutmayan Sessiz Dostlar programı her pazar saat 10.35'te evlerinize konuk olmaya devam edecek. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.
Dost Bank'a Asbank Sessiz Dostlar programını sundu.